şeyimiz. Külle, evet. Reino. Neyle başlayalım? Hangisi? Reino fenomeni tamam. Dediğimiz. Ha, Reino. Evet. Rahatsızlığımız. Bu çok yaygın mıdır Reino? Son zamanlarda olmaya başladı. Bak ne diyorum? Artık doğal gıdayı bulamıyoruz. Hep eksik. İçindekiler eksik. Mübarek. Onun için vücut kendisini sağlıklı olarak ayakta tutabilmek için istediklerini bunlardan alıyor. Bak şu nimetlere bak. Hüseyin, soğanından üzümüne kadar. Neler? Envai çeşit sebze meyve. Ama bunlar doğal olmadığı takdirde, yerli tohum olmadığı müddetçe işte eksiklikler başlıyor. İçi eksik, içi. İçindeki sekonder metabolitler eksik. Bundan dolayı. Efendim biz insanların karnını doyurmaya bakarız. Yanlış. Yani olay sadece besin değerinin, verimliliğinin yüksek olması, dirençli olması, hastalıklara karşı dirençli olması. Yani kendi hastalığına karşı tabiatta bitkinin kendi hastalanmaması adına bunu düşünüyorsanız yanlış yaparsınız. O nimetin içindeki hikmet çok önemli. Evet. Şimdi Reino dediğimiz rahatsızlık ellerde üşüme böyle hani mesela soğuğa çıkarsınız da soğukta böyle elleriniz böyle sarılaşır sonra da morarır. Aynı onun gibi bir rahatsızlıktır bu. Onda da kullanmamız gereken şey siyah hardal tohumu, karabaş bitkimiz var. Çörek otu yağımız ve ardıç yağımız vardır bizim burada. Bunu uygulama şekilleri de şu şekilde olması gerekiyor. Bundan bir çay kaşığı şeklinde ama çiğnemeyecekler bu siyah hardal tohumu. Çiğnemeden yutacak. Birkaç yudum suyla. Bunu tüketmeleri gerekiyor bir çay kaşığı şeklinde. Akşam yemeklerinden 2 saat sonra şeklinde de burada. Yatağa giderken diyelim karabaş çayı. Karabaş bitkisinden. Burada kaynamış olan bir su bardağımızın içerisine burada 5 ya da 6 başak şeklinde olabilir. Büyük başak şeklinde. Atıyoruz bunu içerisine. Şunu dağıt kızım. Atıyorum. Büyük batma şeyine. Evet. Burada bu 8 dakika falan kaynayacak. 8 dakika kaynadıktan sonra sıcakken süzülüp ılık olarak akşam yemeklerinden 2 saat sonra içilmesi gerekiyor bunu. Günde bir defa şeklinde içilecek bu. Çörek otu yağımız da günün 3 öğününden birinde, sabah olabilir, öğlen olabilir, akşam olabilir, bir yemek kaşığı şeklinde içilmesi gerekiyor. Bu ardıç yağımız da bunu o bölgelerimize, yani elde de olabilir, ayak parmaklarımızda da olabilir, o ağrıyan bölgelerimize bunu sürmemiz gerekiyor. Hı hı. Hı hı. Evet, yani bir yerde bir kas ağrınız, Reino sendromu, Reino rahatsızlığına karşı bir ağrınız, orada bir kasılma, üşüme oluyorsa lütfen ardıç yağıyla masaj yapın. Göreceksiniz. Müthiş etkilidir. Bu siyah hardal tohumunda yalnız şu kişilerin kullanmaması gerekiyor. Tiroid problemi olanlar, böbrek yetmezliği yani böbreklerinde problem olanlar, safra kesesi taşı olanlar. Diyaliz hastaları yani. Safra kesesi alınmış olan kişiler bu siyah hardal tohumunu kullanmaması gerekiyor. Evet.